Starika'dan herkese merhaba sevgili arkadaşlar, ben Tarık ve uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bana bir hoş geldiniz deyin, gözünüzü seveyim. Ulan özlemişim ya, vallahi billahi özlemişim. Kaç aydır yoktum ya? 3 ay mı yoktum, 4 ay mı yoktum? Bayağı uzun süredir yoktum. Ve yapmam gereken bir sürü işim falan vardı. Hepsini de zaten size fazla detay vermeden kısaca özet geçerek anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Ama bilmeyenler için neden 3 aydır, 3,5 aydır yoktum onu bir anlatmak istiyorum öncelikle size. Normalde ben geri dönüşümü Ağustos'un son haftalarında ilan etmiştim. Birkaç tepki videoları ve birkaç canlı yayın yapmıştım bilen vardır. Peki sonra ne oldu? Birkaç gün sonra bir Minecraft yayını yapıyordum. Ve bilgisayar tak diye kapandı. Ve kasadan bir yanık kokusu geliyordu. Açıp baktığımda pek öyle bir yanık, herhangi bir yanmış bir şey göremedim. Acaba işlemci mi yandı, anakart mı yandı derken bir baktım ki bu kullandığım ekran kartı, benim kanala açtığımdan beri 6 yıldır kullandığım ekran kartı çöpe gitmiş. RX 470. Bu ekran kartı çöpe gitti arkadaşlar. Yanık kokusu bundan geliyormuş. Bilgisayar açmaya çalıştım, açamadım filan. Ondan sonra onboard'a bağladım monitörü, o şekilde açıldı filan. Bu ölmüş bayağı bildiğin. Tamire götürdüm. Tamire götürdüğümde bir baktık ki içini açtık. Yanmamış. Oksitlenmiş, daha beter olmuş. İçini açtık böyle şurasının, şu kısmının altına. Yani bildiğin sanki içine yağ dökmüşler. Buradan sanki içine yağ dökmüşler de o da böyle beter etmiş. Yani o derece yani. Tamir edilemez dediler. Bir iki yer daha gösterdim. Onlar da aynı şeyi söyledi zaten. Aslında gidip hemen yeni bir ekran kartı alabilirdim. Ve yayınlara devam edebilirdim. Ama sonra biraz düşündüm ve dedim ki, ulan madem elinde böyle bir bahane var, ekran kartın gitmiş, şu an kayıt yapamıyorsun, yayın yapamıyorsun, madem elinde böyle bir bahane var, neden bunu değerlendirmiyorsun dedim kendime. Hayatımdaki bazı şeyleri düzene sokmaya ve işlerime daha çok odaklanmaya karar verdim. Dediğim gibi bazı fırsatları değerlendirmeden, bazı şeyleri garanti altına almadan hemen geri dönmek istemedim. Ondan sonra hayatımdaki her şeyi aşağı yukarı düzene soktuktan sonra gittim. Bu ekran kartından daha sağlam bir ekran kartı aldım. Artık yayınlara ve videolara kaldığım yerden devam edebileceğim. Normalde ben Ekim'de almayı planlıyordum ama bir gün Discord'da yabancı bir arkadaşımla konuşuyordum ve bana şöyle dedi. Eğer ekran kartı alacaksan bence Kasım'ı bekle. Kasım'ı beklersen senin için daha iyi olur dedi. Ben de onun tavsiyesine uydum. Kasım gelince de gittim. Ekran kartımı aldım. Şöyle göstereyim size. GeForce GTX 1060 Ti. RX 470'ten çok daha sağlam ve yeni ekran kartlarından biri. Ha, belki bazılarınız diyecektir. Ulan daha iyisini alamadın mı? Daha iyisi yok muydu falan diyenleriniz belki çıkabilir. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Benim işlemci çok eski. 4. nesil bir işlemci olduğu için öyle kafama göre ekran kartı seçemem. Öyle gidip de aa bak şunun biti iyiymiş, şunun gigabyte iyiymiş, ben bunu alayım falan diyemiyorum. Çünkü darboğaz yapma olayı var. Ha, belki bilmeyenleriniz vardır. Nedir darboğaz? İngilizce'de bottleneck diye geçiyor. Yani şunun gibi düşünebilirsiniz. Darboğaz olayı ne? Ekran kartı ile işlemcinin bir arada çalışması, ekran kartının çalışırken böyle veri aktarımı yapması. Eğer darboğaz çok olursa aynı bu şişe gibi boru yavaş yavaş daralır daralır ve daracık borudan az veri geçer. Az veri geçince de ya işlemci tam kapasitesinde çalışamaz ya da ekran kartı tam kapasitede çalışamaz. Bu yüzden bu ekran kartını aldım sevgili dostlar. Hem işlemcimle uyumlu bir şekilde çalışıyor hem de performansı gayet yüksek. Bundan daha iyi ne olabilir sevgili dostlar? Artık videolara ve canlı yayınlara kaldığım yerden devam edebilirim. Ayın 25'inde eğer 25 olmazsa ayın 26'sında bir canlı yayın yapacağım. Hem test amaçlı hem de oynamak amaçlı. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoda geri dönüşümün şerefine olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.